Taze taze çıkmış ekmekler. YouTube kanalıma hoş geldiniz efendim. Şimdi şu an saat gecenin 2'si. Yarın sabah size Yozgat kent merkezinde 5000-6000 yıllık Tunç çağından kalma, tam da şehrin göbeğinde Mercimek Tepe ismiyle bilinen bir antik kente götüreceğim. Daha doğrusu kalıntılara götüreceğim. Henüz açılmadı ama en azından yerini göstereceğim. Bu arada görüyorsunuz sokaklar bomboş. Bir ben geliyorum. Köpek de geliyor. Biraz spor iyidir. Efendim bu yer tabi antik kent dediysem de yani görünürde bir şey yok. İlk araştırmalarda Tunç çağına yani milattan önce 3000 ile 6000 yıl arasına kadar dayandığı öğreniliyor. 2000 senede buradan sayalım. 8000 yıl. Vay be. Bunların turizme kazandırılması lazım. Göbekli Tepe'yi gördük. Neden bir Göbekli Tepe'de Yozgat'ta olmasın? Hem de kentin tam merkezinde. Şahane olur. Bu arada videoya geçmeden önce şu manzarayı da göstereyim size. Buradan yürürken çok hoşuma gider. Genelde şu yeşil ışıklar. Huzur veriyor. Hadi bakalım. Efendim kaçak kazıların yapıldığı yerlerden birisi burası. Efendim işte burada görüyorsunuz şu kalıntılar muhtemelen olan kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan Tunç Çağı dönemine ait kalıntılar. Burada da tabi gençler burada ateş yapmışlar. Öyle yemişler, içmişler, gezmişler işte buralarda. Şimdi şehri gezmeye devam edelim. Şöyle yüksek yerlere çıkıp da çekebilirsek. Söylemiştik ya burada bir antik kent var. Tam Yozgat'ta şehrin merkezinde. İşte şu kısım böylece kazılmış görüyorsunuz. Burada aranmış define falan. 2018 yılında da ayrıca Mercimek Tepe'nin bu höyüğün tekrar kazıyla bu tarihin gün yüzüne çıkarılması konusunda bir takım adımlar atıldı ama sonucu gelmedi. Henüz bir sonucu yok. Biraz önce diğer taraftan göstermiştim bu kazı yapılan yeri. Alan burada bitiyor diğer tarafta da şöyle. Ta karşıdan çekmiştim ya. Höyüğün sınırları şuralardan başlıyor. Görüyorsunuz evlerin bittiği yerde. Şimdi şu taşlar bakın. Muhtemelen ta o zamanlardan kalma tabi buraya. Arkadaşlar oturmak için mi getirmişlerdir veya burada çıkan yağmurla çıkan taşlar mıdır? Tam bilemiyoruz tabii. Şimdi höyüklerde genelde define aranır ama Yozgatlılar için bir başka define de biliyor musunuz? Çiğdemdir. Şimdi burada ben de çiğdem definesine rastladım. Böyle görüyorsunuz. Şuralarda da var. Şöyle aşağı doğru gidiyor. Ta oralarda da var. Burası tamamen çiğdem şöyle baktığımız zaman. Çiğdem ile ilgili biliyorsunuz Yozgat'ta çok muazzam güzel şenlikler düzenlenir. Çiğdem pilavı yapılır. Şimdi elimde bir çubuk olsaydı böyle dibinden kazılır ve bu şu şekilde çıkar işte gördüğünüz gibi ve bu kısımda soyularak afiyetle yenir. Evet bir 3 tane yeterli. Şimdi bunları soyup da tadına bakarım. Malum biliyorsunuz YouTube'dan para kazanamıyoruz ama biz de bu şekilde
kısmetimizi aldık. İşte görüyorsunuz burada da bir kazı yapmışlar. Böyle buldukları yeri kazmışlar. Bu arada çiğdemleri de soydum. Şimdi afiyetle yiyeceğim. Yüzüne çıkmayı bekliyor. İlgililerden destek ve ilgi bekliyor. Yetkililerden ilgi bekliyor diyelim. Böyle. Höyük neresi? İşte tam şehrin ortasında bak. Karşısı Esentepe. Diğer kısımlar da böyle. Orada da görüyorsunuz taşlar, kalıntılar var. Şu an bir su deposunun üzerindeyim. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Biraz rüzgarlıydı. Epey bir rüzgar yedik bu arada. Şehrin ortasındaki Tunç Çağı'ndan kalma bu antik kenti, daha doğrusu kalıntılarını veya en azından kaçak kazıyla ortaya çıkan şeyleri göstermeye çalıştım. Bir nebze olsun dikkati çekmeye çalıştım. Umarım yetkililer buraya daha çok ilgilerini gösterirler de şu şehrin ortasındaki tarih gün yüzüne çıkarılır. Tabii böyle umut ediyoruz ama prosedürler ne yazık ki kentimizdeki, ülkemizdeki birçok tarihi varlığı ortaya çıkarmaya yetmiyor. Buraya da güzel bir mekan yapmışlar. Hadi ozalım. Hadi o zaman. Şöyle yolumuza devam edelim. Bir başka videoda görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Kazak kaçlardan, Kazak kazıların işte yer yer görüyorsunuz kazı alanlarının, kaçak kazıların yapıldığı yerleri.